Merhaba arkadaşlar çokgenler konusuyla karşınızdayız en az 3 doğru parçasının uç uca eklenmesiyle elde edilen geometrik şekillere çokgen denir arkadaşlar bakın 6 e, tane kenarı var ve bütün kenarlar birbirleriyle birleşiyor o zaman bu bir çokgendir 3 kenarımız var ve bütün kenarları Arkadaşlar birleşiyor. Boşta, açıkta bir noktamız, köşemiz yok. O zaman çokgendir. Arkadaşlar burada da üç kenarımız var ama kenarlarımızın arasında bakın boşluk var. Yani birleşme yok. O zaman çokgen değildir. 2 tane kenarımız var ama arkadaşlar 3. kısmında ne yapmış? Bakın bir oval oluşmuş, daire oluşmuş. Yani burada bir kenar oluşturamıyorum. Doğru oluşturamıyorum. O zaman çokgen değildir arkadaşlar. Çokgeni oluşturan doğru parçalarına kenar denir arkadaşlar. Kenarların birleştiği noktalara köşe denir. Bakın kenarların birleştiği noktalara ya da kısımlara köşe denilir arkadaşlar. Çokgenin içinde kalan ve çokgenin köşelerinden oluşan açılara iç kısmındaki açılara iç açı denir arkadaşlar. Ayrıca çokgenin içinde ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren her bir doğru parçasına köşegen denilir. Ardışık ne demek arkadaşlar? Aynı doğru üzerinde olmayan demek. Peki o zaman şunu düşünelim. Bu iki nokta aynı doğru üzerindedir. O zaman ardışık olmayan dediğine göre ben ne yaparım? Burayla bu noktaları alarak birleştirirsem bir köşegen elde ederim. Veya bu noktayla bu köşeyle karşısındaki köşeyi birleştirirsem köşegen elde ederim arkadaşlar. Bize en güzel köşegen örneğini uçurtmalardaki arkadaşlar ortasındaki çıtalar sağlar. Bakın uçurtmalarımızın kenar kısımları birleştirdiğimiz kenarları yani çubuklarımızı birleştirdiğimiz kısımlarımıza köşe e, köşe diyorum. Ve arkadaşlar kenarlarının birleştirdiğim yani karşılıklı köşelerini birleştirdiğim ortadaki uçurtmanın gergin kalmasını sağlayan doğru parçalarıma ise köşegen derim arkadaşlar. Üçgenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Çünkü üç nokta da birbirleriyle farklı şekilde aynı doğru üzerindedir. Arkadaşlar çokgenlere birkaç örnek verelim. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Üç kenarı olan çokgene üçgen denilir. Dört kenarı olan çokgene dörtgen. Bakın arkadaşlar, dik dörtgen şeklinde olmak zorunda değil. Biz ne yapıyorduk? Kenar sayısına göre isimlendiriyorum. Kaç kenar var? 1 2 3 4. O zaman yine dörtgendir. Arkadaşlar kenar sayısını sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 kenarımız var. O zaman altıgen diyorum. 5 kenarımız var. Beşgen dedim arkadaşlar. 8 kenarı olduğu için sekizgen diye çokgenlerimi isimlendiriyorum arkadaşlar. Verilen çokgenin köşe, kenar ve köşegenlerini belirleyelim arkadaşlar. Bana A, B, C, D e, bakın dörtgenini vermiş arkadaşlar. Noktalara ben ne yapıyordum? Köşelerime isim verdim. A, B, C, D arkadaşlar benim köşelerim, kenarların birleştiği noktalara ben köşe diyordum. Peki kenarımız neresi? CD bir köşedir, AC bir köşedir, AB bir köşedir, BD bir köşedir arkadaşlar. Peki köşegen neydi? Ardışık olmayan köşelerin birleştiği doğrular ya da doğru parçalarıydı arkadaşlar. Bakalım. AD bakın ardışık olmayan köşeler arasında oluşan bir doğru parçası o zaman bir köşegendir. BC ardışık olmayan köşeler üzerinde oluşan bir doğru parçasıdır. Yani arkadaşlar köşegendir. Peki kaç tane kenarım var? 1 2 3 4 tane kenarım var. 1 2 3 4 tane köşem var 1 2 iki. iki tane de köşegenim var arkadaşlar farklı bir çokgen üzerinde bakalım verilen çokgenin köşe kenar ve köşegenlerini yine bize belirleyiniz demiş arkadaşlar öncelikle köşelerini belirleyelim A B C kenarların birleştiği noktalara köşe dedim bakın o zaman üç tane köşem var A B B C ve ac olmak üzere arkadaşlar 3 tane kenarım var. Köşegen dediği zaman ardışık olmayan kenar dediği için arkadaşlar B noktasını seçelim. C ile aynı doğru üzerinde bakın. O zaman C'yi çizemem. A noktasına veya A köşesine çizmek istersem A ile B de yine aynı doğru üzerinde. O zaman bir köşegen çizemem arkadaşlar. Yani üçgen de ben köşegen çizemiyorum. O yüzden köşegen sayım sıfırdır. Birkaç örnek daha verelim arkadaşlar. Bazı elemanlara verilen çokgenleri isimlendiriniz. Kenar sayısı 8. Çokgenleri de ne yapıyorduk arkadaşlar? Kenar sayısına göre isimlendiriyorduk. 8 gen oldu. İç açı sayısı 10. Bakın İç açı sayısı bana neyi verir? Köşe sayısını verir. Arkadaşlar köşe sayılarım kenar sayıma eşitti. O zaman 10 tane iç açım varsa 10 kenara sahiptir. Yani 10 gen oluşmuş arkadaşlar. Köşe sayısı 6 diyor bana. Yine ne demiştik? Köşe sayısı kenar sayısına eşit demiştik. O yüzden arkadaşlar 6 gen dedim devam edelim. Bize çokgendir veya köşegeni yoktur demiş. Bakın, ee, o zaman köşegeni olmayan arkadaşlar öncelikle çokgeni düşünelim. Köşegeni olmayan çokgenimiz neydi? Sadece üçgen de arkadaşlar. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Üçgenin 3 üç tane kenarı vardır. Yani üçgen sembolü 3'e eşit oldu. Yuvarlak ise bana köşe sayısını verecekmiş. Üçgenin 3 köşesi vardır. Yuvarlak o zaman 3 oldu arkadaşlar. Ters üçgen de köşegen sayısını veriyormuş arkadaşlar bana. Peki üçgenin kaç tane köşegeni vardı? Yoktu. Yani 0'da arkadaşlar. O zaman ters üçgen yerine de ben sıfır sayısını yazacakmışım. Şimdi yerine yazalım. Ters üçgen sıfıra eşitti. Üçgenimiz 3, üç, yuvarlağımız 3. O zaman öncelikle parantez içerisini yapalım. 3 üç artı 3'ten 6. 0 çarpı 6 arkadaşlar. 0 çarpma işleminde yutan elemandı. Bütün sayıların çarpımı 0 ile her zaman 0'dı arkadaşlar. Bunu mutlaka hatırlayalım. Geldim başka bir örneğime. Kenar sayısı, köşe sayısı ve iç açı sayısı toplamı 24 olan geometrik şekli adlandırınız demiş arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Kenar sayısı bakın köşe sayısına eşitli çokgenlerde bu da iç açı sayısına eşit demekte arkadaşlar. Peki bu üçünün toplamı 24 ise birbirine eşit olduğu için o zaman ben 24'ü 3'e bölerim ve bir tanesinin sonucunu elde ederim. 24'ü 3'e böldüm. 8 arkadaşlar. Yani 8 tane kenarı, 8 tane köşesi, 8 tane de iç açısı var demektir. Peki o zaman ben bu çok genel ne derim? Kenarına göre isimlendirdiğime göre 8gen dedim arkadaşlar. Geldim son örneğime. Verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş bize. Üçgenin köşegeni yoktur. Doğru arkadaşlar. Üçgenlerin köşegeni yoktur. Dörtgenin dört tane köşegeni vardır. Çokgenlerde köşegen sayısı kenar sayısına eşitti. Dörtgenin dört tane köşegeni vardır. Beşgenin beş tane kenarı vardır arkadaşlar. Bakın beşgenin beş tane kenarı vardır. Bu da doğrudur. Altıgenin altı tane köşegeni vardır arkadaşlar. Altıgenin altı tane köşegeni olamaz. Altı tane kenarı vardır arkadaşlar. Peki kaç tane köşegeni vardır diye düşünürsem ne yapıyorduk? Hemen bir hatırlayalım. Şekil üzerinde yapalım. Diyelim ki hemen bir altıgen çizelim buraya. Ardışık olmayan kenarlar üzerinde arkadaşlar ben ne yapabiliyordum? Köşegen çizebiliyordum. O zaman bu köşe üzerinden ben kaç farklı köşegen çizebilirim? Onu gösterelim. Karşı köşeye çiziyorum. 1. Çaprazına çizdim. 2. 3. Bakın arkadaşlar ne yaptım? 1, 2, 3. Bir tane de benzer şekilde Buradan çizebilirim. 4 5 Arkadaşlar o zaman e, devam edersem benzer şekilde köşegen sayımın 6 tane olmadığını görürüm. O yüzden 3 tane arkadaşlar ilk 3 cümlem doğrudur. 4. cümlem yanlıştır.